Sevgili izleyiciler, gece görüşü devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı, ardından CHP'de açıklanan adaylar ve şimdi de Gazze sırada var. Hemen Çağdaş Evren Şenlik bizi bekliyor Kudüs'te. Neden? Çünkü hala 76. gün 21 bin kişi öldürüldü. Bunun 70'inden fazlası, bu rakam yanlış yazılmış ama kadın ve çocuklar çok yüksek tabii. Şimdi acaba İsrail'in Batı Şeria'ya ya da saldırdığını biliyoruz. Savaşın bir nevi gölgesinde kalan Batı Şeria'da neler oluyor? Orada neler oluyor genel olarak? Bütün bilgileri almak üzere Halil Kahraman'ın görüntüleriyle Çağdaş Evren Şenlik'teyiz. Çağdaş, seni dinliyoruz. Nedir son durum? Öncelikle Batı Şeria ile başlayalım çünkü gün içerisinde kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber Batı Şeria'ya gittik ve Nablus kentinde haber çalışması yaptık. Bunun yanı sıra Cenin'e yakın noktalarda da yine haber nöbetimizi sürdürdük. Açıkçası şöyle bir gözlemimiz vardı. Nablus kenti dahil olmak üzere Batı Şeria'da sokakta yürüyen herkes gergin ve tedirgin. Çünkü günlerdir İsrail ordusunun o noktaya yönelik ciddi baskınları var. Yine saldırıları da devam ediyor. Yaklaşık iki gün önce İsrail uçaklarının bombaladığı Nablus kentindeki bir noktayı görüntüledik ve orada da yine elbette birçok bölgenin de adeta yerle bir olduğunu da haberleştirdik. Kısacası Batı Şeria'daki baskınlar devam ediyor. Şöyle bir gözlemden bahsediyoruz açıkçası. İsrail ordusunun Gazze şeridindeki o başarısızlığını Batı Şeria'da telafi etmeye de çalışıyor. Çünkü geride bıraktığımız saat diliminde Batı Şeria'da yine 74 kişinin İsrail ordusu, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandığı bilgisine de ulaştık. Batı Şeria'da durum böyle. Gazze sınırında neler yaşanıyor? Yaklaşık 3 gündür Gazze'de internetin ve iletişimin tamamen kesildiğini ifade edelim ve İsrail ordusunun da bugün de yine güneyde ve kuzeyde bombalaması, hedef alması devam etti. Kısacası Gazze'ye her gün ölüm yağdırmaya da devam ediyor. Bu da bir yana dursun, İsrail'de yani Tel Aviv'de neler yaşanıyor? Aslında yaklaşık 2 gündür Tel Aviv'de çok sıcak saatler yaşandı. Çünkü masadaki başlık elbette rehine takası ve insani araydı. Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamasından sonra yine İsrail'de insani ara ve ateşkes konuşulmaya başlandı. Fakat Herzog'un açıklamalarının karşılığında Netanyahu'nun da açıklamaları vardı. Öncelikle Netanyahu şöyle açıklamalar yaptı. Zafere kadar savaşacağız. Ateşkes yapmamızı düşünen yanlış düşünüyordur. Hiçbir şekilde durmayacağız. Hamas'ın ortadan kaldırılması için ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için de mücadelemiz son sürat devam edecek dedi. Şimdi Netanyahu'nun açıklaması bir kenara dursun. Bir yandan da elbette İsrail medyasında iki gündür çok ciddi bir şekilde haber akışı var. Nedir o haber akışı? Rehine takasının önümüzdeki günlerde başlayacağına dair o başlıkları kısaca özetlemek isterim öncelikle sizlere. Bugün sabah saatlerinde İsrail gazetesinde şöyle bir haber yapıldı. İsrail'in sunduğu anlaşma ateşkes günlerinin uzatılmasını ve tehlikeli tutukların serbest bırakılmasını öngörüyor. İsrail yaklaşan takas anlaşmasında yüksek cezalara sahip belirli mahkumları serbest bırakmayı da düşünüyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Kısacası İsrail medyasında konuşulan tamamen rehine takası ve dün sabah saatlerinde Hamas lideri Kahire'deydi. Arabulucularla bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat o görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Bugün yine öğle saatlerinde İsrail kanadı bir anlaşma daha sundu. Hamas'tan da yine bir yanıtın beklendiğini de ifade edelim. Bugün sabah saatlerinde öncelikle savaş kabinesi tekrar toplandı. Ve savaş kabinesi toplantısında yine bakanlar birbirine girdi. İsrail medyasında yer alan haberi de hızlıca paylaşıp ardından yorumunuza bırakacağım. İsrail Genelkurmay Başkanı ile Ulusal Güvenlik Bakanı birbirine girdi. Hatta Genelkurmay Başkanı Ulusal Güvenlik Bakanı'na beni bir daha tehdit etmeyin çağrısında bulundu. Bugün de yine bu haber İsrail medyasında ilk sıralarda yer alan başlıklardan biriydi ve bugün akşam saatlerinde İsrail'in en çok satan gazetelerinden biri internet sayfasında yani kim kimi nasıl tehdit etmiş, ne olmuş? Kaynaklarıma bu soruyu yönelttiğimde şöyle bir detay öğrendim. İsrail Genelkurmay Başkanı
savaşın stratejisi hakkında yeni planlamalar sunmuş. Fakat savaş kabinesinde bu planlamalar pek mantıklı görünmemiş ve Ulusal Güvenlik Bakanı da durumu bana bırakın diye bir açıklaması olmuş ve siz bunu idare edemediğiniz için gerekeni biz yapacağız. Eğer gerekeni yaptığımızı düşünmüyorsanız da karşılığını bulacaksınız demiş. Böylelikle Genelkurmay Başkanı da beni tehdit etmeyin bir daha açıklamasında bulunmuş. Zaten iki gün önce yine sizin programınızda Zafer Şahin de söylemişti. Savaş kabinesinde yine o dakikalarda gerginlik yaşanmıştı. İki gün sonra yine aynı masada, yine aynı kabinede, yine aynı kişilerle bir gerginliğin olduğu da İsrail medyasında yer aldı. Şunu da ifade edeyim hemen Hande Fırat, biraz önce söylüyordum çünkü İsrail'in en çok satan gazetelerinden biri demiştim. Geride bıraktığımız saat diliminde internet haber sayfasında şöyle bir başlık atmıştı ki manşette yer alan bir başlıktı. Yeni bir takas anlaşması teklifinde İsrail bulundu ve Katarlı arabuluculardan birkaç gün içerisinde de yanıt bekleniyor. Öncelikle şunu da ifade edelim, bugün Mossad Başkanı Tel Aviv'den ayrıldı ve Orta Doğu'da arabulucularla buluşup yine takas anlaşması için ikili görüşmelerinde yapılması bekleniyor. Çağdaş, şimdi şurada şunu da soracağım. İsrail yeni bir insani araya hazırız diyor herhalde. Ama Hamas'ın bakış açısı şu mu? Saldırılar bitmeden kimseyi vermeyiz. Saldırılar kesin olarak bitmeden kimseyi bırakmayız noktasındalar mı? Bu açıklama net olarak yapıldı mı? Yoksa hala bunun da bir pazarlık ne diyeyim durumu söz konusu mu? Ya da ateşkes bir hafta bir ay konuşuluyor. Bu bilgi doğru mu? Bu bilgi doğru. Dün akşam saatlerinde Ahmet Hakan'ın programında bizler duyurmuştuk bu bilgiyi Türkiye'ye ilk defa. Ve şunu da ifade edelim. İsrail'in teklifi tam ateşkes değil ama Hamas şöyle bir teklif sundu. Bakın, son 4 gün içerisinde 3 kere masaya oturdular. İlkinde de anlaşma olmadı. İkincisinde de olmadı. Üçüncüsünde biraz da olsa yine irtibat kuruldu. Şu yüzden kuruldu. İsrail normalde tam ateşkes yapmayacağını ilan etmişti. Hamas da şöyle bir açıklama yaptı. Tam ateşkes olmadığı sürece o rehineleri alamayacaksınız denildi. İsrail de o zaman uzun bir ateşkes verelim dedi. İnsani arayı da uzatalım. Yardımları da iki katına, üç katına çıkaralım. Bize 40 rehineyi verin denildi. Şimdi ben dünden beri o 40 rehinenin kim olduğunu da araştırıyorum. Çünkü İsrail medyasında da rehinelerin isimlerine dair hiçbir bilgi yok. İsrail özellikle o 40 rehineyi istiyor. Ve Hamas da o 40 rehineyi vereceğini fakat ateşkesin olması gerektiğini de vurguluyor. Bunu da ifade edelim. Eğer bir ateşkes olursa muhtemelen bu uzun bir zaman dilimine yayılacak. Çünkü Hamas buna biraz daha sıcak bakıyor. İsrail medyasında da konuşulan öncelikle başlıklardan biri bu. Ve şunu da ifade edelim. Hamas'ın teklifi neydi? Üç kere masaya oturduklarını söylemiştik. Bizim belirlediğimiz listedeki mahkumları bırakacaksınız denildi. Ve bu öyle 100 mahkum, 200 mahkum değil. Bine varan sayıdan bahsediyoruz. Ve Hamas bu mahkumların, yüksek cezalı mahkumların da bırakılması istiyor. Ama bir yandan da elbette belirttiğiniz gibi Gazze şeridinden anın da çekilmenizi de talep ediyoruz denildi. Fakat İsrail hiçbir şekilde Gazze şeridinden de çekilmeyeceğini vurguluyor ve bugün sabah saatlerinde dikkatimi çeken başlıklardan biri de şuydu. İsrail medyasında yer alan başlık şuydu. Gazze şeridinden İsrail birlikleri çekilebilir kısa bir süre ve o birliklerde de yine değişimler olabilir denilmişti. Elbette bunu da yakından takip ediyoruz. Şimdi Çağdaş, önemli, yani çok gerçekten dolu dolu bilgiler verdin. Öncelikle teşekkür ederim. Evet, İkinci çok, olarak çok güzel anlattın. Çok da güzel anlattın. Evet. Ben ne dedim? Yanlış mısın kullandım? Yani? Çağdaş değil mi? Serbest stilde programımızı sunmaya. Çağdaş, çok çok teşekkür ediyorum. Ama ya bir şey, ben şu 40 reyneyi sorabilir miyim? Kendi haberi çünkü. Aman hep sen sor, sen konuş. Yürü. Hayır, sıcakken sorayım. Öyle bir niyetim yok. Çağdaş diyebilirsin, Evren diyebilirsin. İki adı var Çağdaş. Ay siz ikiniz ne hayır, oldu? Hayır, yok, Evren Şenlik. Çağdaş, şimdi şunu merak ediyorum. 40 rehineyi araştırıyorum dedin. Eğer karşılığında binlere varan isimler isteniyorsa bu 40 rehine çok önemli isimlerden oluşuyor olsa gerek. Araştırman neticesinde herhangi bir ipucuna ulaştın mı o 40 rehineyle ilgili olarak?
Evet, o 40 rehinenin içerisinde kesin ama kesin olarak 6 Amerikalı vatandaş var. Çünkü ABD'den de İsrail'e bu konuda çok ciddi bir baskı var. Önceliklerinin ABD vatandaşları olduğunu da ifade edelim. Hatta Tel Aviv'de bugün rehine yakınlarının şöyle şikayetleri vardı. ABD vatandaşları mı önemli yoksa bizim kendi vatandaşlarımız mı önemli? Bu konuda bir sistemleri var. Kısacası İsrail hükümetinin attığı her adımda rehine yakınları karşılarına çıkıyor. Ve bilindiği üzere geride bıraktığımız günlerde ABD Savunma Bakanı buradaydı. Ve yine masadaki başlıklardan biri de ABD vatandaşları ve diğer rehinelerin bir an önce kurtarılmasıydı. O 40 rehinenin içerisinde ABD vatandaşlarının olduğunu ifade edelim. Belki bu bilgimiz yanlış çıkacak ama öğrendiğim iki kaynakta da net olarak o 6 Amerikalı vatandaşın olduğunu vurgulamakta fayda var. Bravo, ellerine sağlık. Zafer Bey'in sorusuna geldi sıra. Çağdaş, şimdi bugün akşam saatlerinde Hamas'ın siyasi büro üyesi Muhammed Nazal şöyle bir açıklama yapmış. Diyor ki İsrail, Katar ve Mısır'dan savaşın durdurulması için ricada bulundu diye bir açıklama yapmış. Bilmiyorum, hani orada İsrail medyasına yansıyan bu tip bir haber işe duydun mu sen? Çünkü bu tabii teyide muhtaç bir bilgi. Ama hani eğer doğruysa da İsrail'in savaşın durması için Katar ve Mısır'dan ricada bulunduğu iddiası doğruysa İsmet abinin bütün tezleri doğru çıkacak demektir 7 Ekim'den beri. Göreceğiz, bakacağız. İsmet abi çok sevdi bakacağını. Sen de üst çağdaş. İsrail muhalefet lideri şöyle bir açıklama yaptı geride bıraktığımız gün. Bu açıklama aslında oldukça tartışmaya açık bir açıklama. İsrail muhalefet lideri Netanyahu hedef aldı ve hem iç siyasette hem de dış siyasette bizi güçsüzleştiriyorsunuz denildi. Ve bu tam olarak Hamas liderinin sabah saatlerinde, yani dün sabah saatlerinde Kahire'ye gittiği günün akşamında yapılan bir açıklama. Kısacası Hamas lideri Mısır'a gitti, Katar'dan arabulucular geldi ve İsrail'den de Mossad birim başkanı gitti. İsrail medyasında da zaten şöyle bir haber çıkmıştı ki aslında Savunma Bakanlığı da şöyle bir açıklama yapmıştı. Mossad başkanını önümüzdeki günlerde birçok ülkeye yollayacağız. Rehine takasının bir an önce başlaması için ve ateşkesin de başlaması için ilk hedefimiz Mossad başkanını arabulucularla bir an önce görüştürmek. Şimdi bu açıklamaya bakınca ne anlıyoruz? Teklif İsrail'den gidiyor ve haliyle ateşkesi de isteyen, bir an önce rehine takasını da isteyen İsrail oluyor. Kısacası Hamas'ın şu an elinde çok güçlü bir koz var ve bu koz her geçen gün güçlenmeye de devam ediyor ve İsrail bunun çok farkında ve bir an önce de rehine takasının olması gerekiyor. Çünkü günlerdir ben programlarda bunu çokça vurguluyorum. Hatta cümleleri hep tekrar ediyorum. Bakın, rehinelerin, rehine yakınlarının baskıları çok büyüdü. İnanılmaz büyüdü. Hatta geride bıraktığımız gün Halil Kahraman'la beraber Tel Aviv meydanda bir rehine yakınıyla röportaj yaptık. Kendisi İstanbul'da uzun süre yaşamış ve artık İsrail savaş kabinesinden bir yanıt alamadıklarını ve artık Erdoğan'dan bir yardım istediklerini söyledi ki bizler bunu yayınlara da verdik, haberleri de yapıldı. Kısacası Tel Aviv'de durum her zamanki gibi karışık. İsrail'in eli kolu tamamen bağlanmış durumda. Bakın, bu bir yorum değil. Bu artık bir gerçek ve her zaman da savunacağım bir gerçek. Çünkü bu görünen bir şey. Ve kısacası, çok uzattım biliyorum ama İsrail'in eli kolu bağlı. Evet, Hamas'a teklif gitti. Hamas'ı zorluyor. Hamas'tan bir yanıt bekleniyor. Ve söylediğim gibi de son 4 günde 3 kere de masaya oturuldu. 3'ünde de İsrail gitti. Peki.